yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu ders Merhaba arkadaşlar, ben Melek Hoca. Bugün sizlerle beraber cebirsel ifadeleri işleyeceğiz. Lütfen beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü bu konu arkadaşlar aslında bilinmeyenlerin ilk başlangıç konusu. Yani siz bundan sonra artık yavaş yavaş problemleri çözerken x'leri, y'leri, bu tür bilinmeyenleri, a'ları, b'leri kullanacaksınız. O yüzden bu bir adım aşaması, ilk adım aşaması diyelim. Ben, beni çok dikkatli bir şekilde dinlerseniz bu konuyu gerçekten seveceğinize inanıyorum. Aslında çok da tatlı bir konudur. O yüzden dikkat, tüm dikkatinizi bana verin. Kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın. Hemen başlayalım. Cebirsel ifade ne demekmiş? Hadi öğrenmeye çalışalım. İçerisinde en az bir tane değişkeni olacak arkadaşlar ve işlem içerecek. Değişken ne demek? Hadi onu bir öğrenelim. Değişken diğer adı bilinmeyen demektir arkadaşım bilinmeyen. Bilmeyeceksin yani. Bilemeyeceksin. Bakalım örneklere bir. Şimdi şuradaki örneğe bakıyorum. Bak, i̇kiyi biliyorsun değil mi? İki, iki tane. Ama onun yanındaki x kare diyor. X kare biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. O zaman ne diyorum? X kare buradaki x kare ifadesi yani x onun bir değişkenidir. Yani bilinmeyenidir. Tamam mı? Sürekli değişken olarak değerler alır. Değişen değerler alır. O yüzden de değişken denir aslında tamam mı? Bir de bilmediğimiz için bilinmeyen de diyoruz. Bakın buradaki y ifadesini bilmiyorum. Yine x ifadesini bilmiyorum. Diğer örneğe bakalım. m'yi bilmiyorum, n'yi bilmiyorum, p'yi bilmiyorum. Bunların hepsi birer bilinmeyen yani değişkendir arkadaşlar. Aynı zamanda işlem içeriyorsa yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemlerde içeriyorsa biz bu ifadelere ne diyormuşuz? Cebir ifadeler diyormuşuz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gelelim bizden istenenleri bulmaya. Hadi bak burada ne yazıyor? Değişkenleri diyor. Değişkenlerini bulmaya çalışalım. Önce ilk örnekten gidelim. E i̇lk örnekte baktığımız gibi burada ne var? X değişkeni var burada. Bir de burada Y değişkeni var. Bu X değişkeni var ve o zaman bir tanesini yazayım. X değişkeni ile Y değişkeni var. Tamam mı? İki tane değişkeni vardır. Hadi terimlerine bakalım. Şimdi terimler birbirinden Nasıl ayrılacak biliyor musunuz? Toplama veya çıkarma işlemi ile ayrılacak. Tekrar söylüyorum, birbirinden toplama veya çıkarma işlemi ile ayrılacak. Tamam mı arkadaşım? Şimdi bunu gösterelim. Ne demek istiyoruz? Evet yazdık. Şimdi bak. Şöyle yapabilirsiniz. Ben bir şurada bir çıkarma işlemi gördüm, hop yuvarlak içine aldım. Toplama işlemi gördüm, çıkarma işlemi gördüm. Hemen bunların sağındaki ve solundaki e, ifadeleri, terimleri, bakın sayıyorum. Şimdi diyorum ki, bak, burada bir terim var o zaman, hop işaretlediğim yere, e işaret yere geldim, durdum. Burada da bir terim var, hop işaretlediğim yere geldim, durdum. Burada da bir terim var, hop işaretlediğim yere geldim, durdum. O zaman burada da bir terim var, bak. Şurada 2x kare var sonra eksi gördüm durdum. Şurada y var artı gördüm durdum. Şurada 5x var eksi gördüm durdum. Şurada 8 var zaten işlem bitiyor. Tamam mı arkadaşlar? Burada ne demek istediğimi anladınız mı? Ne yapıyormuşum? Birbirinden toplama ve çıkarma ile ayrılıyormuş. Bakın burada bir çıkarma işlemi var. Toplama işlemi var, çıkarma işlemi var. O halde sayıyorum. 1 2, 3. Kaç tane terimi var arkadaşlar? Tam 4 tane terimi var diyorum. O halde terimlerini tek 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 yazalım. Terimler 2x kare bir terim. Çünkü eksi gördüm durdum. Sonraki terimimiz arkadaşlar y derseniz olmaz işaretiyle beraber alıyoruz. Eksi y tamam mı? Eksi y. Sonrakinin işareti tamam artı yazmasan da olur. 5x Virgülü koydum. Sonraki terimim 8 değil. Nedir arkadaşım? Eksi 8'dir. Aman ha buraya dikkat ediyoruz. Şimdi sabit terim dediğim ifade ise neymiş sabit terim? Arkadaşlar sabit terim değişken içerisinde değişken olmayacak. Tamam mı? Değişkeni olmayan demek. Hadi inceleyelim bir değişkeni olmayacak. Bakalım. E şimdi şurada 2x kare ifadesinin içerisinde değişken var. Y'nin içerisi zaten Y kendisi başlı başına bir değişken. 5x içinde değişken var. Ama buradaki 8 sayısı, eksi 8 sayısı, bakın işaretiyle söylüyorum. Eksi 8 sayısı 8 dediğimizde, eksi 8 dediğimizde herkes aynı şeyi algılayabilir değil mi? Mesela tam sayılarda görmüştük ya. 8 adım geri, 8 adım geri. İşte eksi 8, 8 derece olarak düşünürseniz işte sıfırın altında e, sıfırın 8 derece altında falan. Bunları algılayabiliriz öyle değil mi? İçerisinde değişken yok o zaman ne diyorum? Bunun sabit terimi eksi 8'dir diyorum tamam mı? Değişkeni olmayacakmış. katsayı ise katsayı nedir arkadaşlar? Kat sayı da değişkenlerin önündeki sayılar diyoruz aslında biz. Tamam mı? Değişkenlerin önündeki sayılar diyoruz. Pekala hadi kat sayılarına bakalım o zaman. Kat sayı. Sayı yazacaksın sen buraya. Unutma. Tamam mı? Sayı yazacağım. Şimdi bakıyorum ilk terimi. Terimlere bakabilirsiniz aslında. Şuradaki terimlerden bakarsanız daha rahat edersiniz. Hani şurada, buradaki bakarsanız. Ama işlem üzerinde bakalım. Gözünüz buraya alışsın madem. Şimdi değişkenin önündeki sayı ne arkadaşım? Kat sayı o sayının katında yani kat çarpma ya birbiriyle çarpma işlemi birbirine çarpma işlemiyle bağlı olacak. Bak arada çarpma var değil mi? Gizli bir çarpma. Çünkü kat sayısı diyor. Tamam mı? Çarpım durumunda olacak. O halde ne diyorum? X karenin sayı yazacağım için buraya benden bir tane sayı istiyor. Bak sakın ha değişken yazmıyoruz. Bakıyorum şimdi X karenin önündeki kat sayı neymiş? 2'ymiş. Tamam mı? Diğer katsayı, diğer katsayı. Bakın şimdi burada y sayısı var. E, y'nin önünde bir tane çarpma işlemi ile birbirine bağlı olan bir sayı olması gerekiyor. Yok mu? gözükmüyor mu? Hayır arkadaşım gözükmüyor olsa da orada bir sayı vardır. Aman ha sakın sıfır deme. Çünkü sıfırla bir sayıyı çarptığın zaman sonuç sıfır olur. Hangi sayı var orada? Hop aslında gizli bir bir sayısı var. Çünkü bir y ile çarptığım zaman y'yi değiştiremez. Tamam mı? Y'nin önünde bir bir sayısı varsa demek ki y'nin kas sayısı birdir demiyorum. Çünkü işareti ne? Eksi. O zaman ne diyorum? Eksi birdir diyorum. Tamam mı? Hemen bir diğeri gelelim bakalım. X'in önünde X'te çarpım durumunda olan ne var? 5 sayısı var. 5 sayısı. O halde diyorum ki X'in kat sayısı 5 artı 5. Tamam mı? Artıyı koysan da olur, olmasan da olur. E, pekala hala, e, hocam burada bir değişken yok. Aslında arkadaşım orada bir değişken var da sen onu görmüyorsun. Biz şimdi üst ifadelerden hatırlıyorsan eğer, ben şuraya çarpım durumunda X üssü 0 yazabilirim x üstü 0. Hani sayıların 0. kuvveti 0 hariç diğer sayıların 0. kuvveti 1'e eşitti ya Aslında burada bir değişken var ama 1 değerinde x üstü 0 1 demektir. E 1'i 8 kere 1 8 olduğu için buradaki biri yazmanın hiçbir mantığı yoktur. O yüzden biz bunu yazmayız. Yazmadığımız için sanki katsayı gibi görünmez ama hayır burada çarpım durumunda olan bir değişkeni var aslında. O yüzden aman ha dikkat sakın buradaki eksi 8 sayısını katsayı olarak almamazlık yapma. Tamam mı? Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Biraz daha pekişsin, biraz daha hızlı ilerleyelim. Şimdi açık açık anlattık her şeyi. Bakalım ne kadar anlamışız. Değişken ne diyor? Değişken neydi? Bilinmeyen. Hemen bakıyorum. Baktım. M var. Baktım. Ne var? N var. Baktım. P var. Bunlar bu bize verilen cebirsel ifadenin değişkenleri. Terimler birbirinden nasıl ayrılacaktı? Toplama ve çıkarmayla. Toplama göremiyorum ama iki tane çıkarma görebiliyorum. O zaman terimleri neymiş? Hop bir tanesi 12 mi? Diğeri hop eksi ne? Diğeri neymiş arkadaşım? Eksi P'ymiş. Anlaşıldı mı? siliyorum hemen buraları. Hemen gelelim sabit terimimize. Sabit terimimiz neydi arkadaşlar? İçinde değişkeni olmayacaktı. Hangisinin değişkeni yok? E bunun var. Bunun da var. E bunun da var değişkeni. O zaman sabit terimi neymiş bunun? Sıfırmış. Gözükmüyor. Tamam mı? Sıfır. Peki kat sayılarına bakalım arkadaşlar. Kat sayı. Kat sayıda neydi? neydi? O değişkenle çarpım durumunda olacak. Tamam? Şuraya not edelim mi? Katsayıyı bu tarafa yazayım. Orası biraz karışmasın, karışık olmasın. Ne diyorum? Değişken ile çarpım durumunda olacak. Aman ha, sakın sabit terimi unutma. Onun değişkeni yokmuş gibi gelebilir ama aslında var da gözükmüyor. Tamam? mı? Hadi kat sayısını yazalım o zaman kat Bakın M'nin kat 12'dir çarpım durumunda. 12 çarpı M'dir aslında orası. N'nin katsayısı gözükmüyor ama gizli bir biri var. Önündeki eksiği de unutma eksi 1. P'nin katsayısı gözükmüyor o zaman gizli bir biri var diyorum. Önündeki eksiği unutma eksi 1 diyorum. Ve hemen geçiyorum diğer örneklerimize bakalım. İyice pekiştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu dört örneği de çözelim ve şu kavramları tamamen yerine oturtalım artık. Hemen bakalım. Terim diyor. Terim sayısı. E pardon terim diyor. Şimdi terime bakalım kaç tane terimimiz varmış ve bu terimler nelermiş? Şimdi arkadaşlar terimler birbirinin birbiriyle artı ve eksilerle mi ayrılıyordu birbirinden? Evet artıyı gördüm, eksiyi gördüm. Bak burada eksi eksi gördüm. Diğerinde eksi gördüm. Bunda da artı gördüm. Ne olacak? Bu artı ve eksinin solundaki ve sağındakiler hep bize terimleri verecek. E o halde yazıyorum 2x bir terim. 3z biterim. Bir de ne var orada? 6 yok arkadaşım. Eksi 6 var. O da biterim. Tamam mı? Hemen diğerine bakıyorum. Bak x bir terim. Arada y var ama eksi y biterim. Arada p var ama eksi p bir terim. Tamam mı? Diğer örneğime bakıyorum. Bak a bölü 2 bir terim ve eksi 35 bir terim. Hemen diğeri t kare bir terim. Bir de onun sağında ne var? Artı 1 var. Yani 1 1 terim diyorum tamam mı Değişkenlerine bakalım neler varmış değişken bilmediklerim neler bak x'i bilmiyorum z'yi bilmiyorum o zaman diyorum ki bunun değişkeni x ve z'dir diyorum Diğeri x, y'yi, p'yi bilmiyorum. x, y, p'dir diyorum. Diğerinde a var sadece. a değişkeni. Diğerinde ise t değişkeni var sadece. Gelelim sabit terimlerine. Sabit terim dediğimde ne olacaktı? İçinde değişken olmayacaktı. Yani sadece bir sayı olacaktı arkadaşlar. Sabit bir sayı. Tamam mı? Bir sayı. İçinde değişken olmayacak. Bakalım şimdi. Bak ilk örneğimde 2x içinde değişken var. 3z içinde değişken var. E ne var? Eksi 6 sayısı var. Onun içerisinde değişken olmadığı için eksi 6 olarak yazıyorum. Hatta şuradan da çok rahat bir şekilde görebilirsin. Terimlerini açık açık yazdım ya. Bak mesela burada terim yok. Sabit terim yok pardon. Sabit terim yok. Neden? Çünkü tek başına bir sayı yok. Buradan da görebilirsin yine. O zaman ne diyorum? Sabit terimi sıfırdır diyorum. Tamam mı arkadaşım? Pekala. Diğer örneğim. Bak şimdi burada görebilirsin yine. Tek başına duran bir eksi 35 var. Ama şu örnekten görmen daha mantıklı tabii. Yani örneğin bütün haliyle görmen, görebilmen daha iyi olur senin için. Ne diyorum? Eksi 35. Diğer örneğimde ise bakın. Artı bir tek başına duruyor da sabit terimim artı bir. Gelelim katsayılarına. Şimdi arkadaşlar katsayı neydi? Değişkenin önündeki sayıydı. Değil mi? Değişkenimin önündeki sayıymış. Pekala şunları sildim. Değişkenimin önündeki sayılara bakıyorum hemen. bak burada ne var? X'in önünde 2 sayısı var. Z'nin önünde 3 sayısı var. Evet. Peki bu? Bu ne? Bu bir kat sayı mı? Evet. Ne demiştik? Hani biraz önce anlatmıştım. Onun yanında da bir iki üssü 0, x üssü 0 var demiştim. O yüzden bunu da katsayı olarak alıyorum ama işaretli alıyorum arkadaşım unutma. Katsayılarım bir tanesi 2. Diğer katsayım 3, diğer katsayım eksi 6. Hemen diğer örneğime bakıyorum. Bak x'in katsayısı var ama gözükmüyor. Nedir? 1'dir. Y'nin katsayısı, şuraları sileyim daha rahat gör. Y'nin katsayısı var. Bak hatta eksisi de var burada. Nedir? Gözükmüyor ama 1 eksi 1 işaretini alırsam. P'nin önünde gözükmeyen bir 1 var ama işareti de var yine eksi 1. Tamam mı? Pekala diğer örneğim kat bakıyorum. Hop burada A'nın katsayısı sayısı gözükmüyor mu? Hmm, o zaman 1 yazıp ben gelip buraya 1 mi diyeceğim? Hayır tabii ki. Arkadaşım A'nın önündeki katsayı şudur bak. Hop evet 1'i ortaya çıkardın ama paydasında da bir 2 var. Ne yazıyor aslında orada? A bölü 2 ne demek? Ne demek? Şurada gizli bir 1 var. 1 bölü 2 çarpı A demektir aslında. A'nın önünde ne vardır? 1 bölü 2 çarpanı vardır. O yüzden 1 demiyorum. 1 bölü 2 diyorum. Tamam mı? Bir de ne var katsayım olarak? Eksi 35 var. Pekala diğer örneğim. T karenin önünde ne var arkadaşım? Gözükmeyen bir 1 var. Hemen onu yazıyorum. Diğer katsayım ne? O da yine artı 1. 1 olarak buraya yazdım. Bak şimdi arkadaşlar burada neler sorabilirler? Kaç tane terim var diyebilir? Kaç tane terim? Sen zaten terim bulmayı biliyorsan dersin ki hop 3 tane. Bak ilk örnekte gördün mü? Üç tane, iki tane, iki tane, tamam mı? Peki başka ne diyebilirler? Başka. Şurada gördüğünüz gibi kat sayılar demez de böyle ayrı ayrı der ki kat sayılar toplamı, kat sayıların toplamı. Hat sayıların toplamı derse sen yine bunları böyle açık açık bulacaksın ve bunları tek 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 toplayacaksın. Tabi ama bu işlemleri biz 7. sınıfta göreceğiz. Yine de senin aklında bulunsun. 7. sınıfta bunların e, bir yani bunların daha üst seviyesini göreceğiz diyebiliriz. Tamam mı? Evet, gelelim benzer terimle. Arkadaşlar benzer terim de hiç zor değil. Bakın bu kavramları oturtursanız diyorum ya size çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Hem değişkeni hem de kuvveti. Hem değişken hem de o değişkenin kuvveti aynıysa biz bunlara ne diyormuşuz? Benzer terimdir diyormuşuz. Tamam mı? Anlaştık. Mesela x var diğerinde de x olacak. Burada x küp varsa diğerinde de x küp olacak. O zaman bunlar ne oluyormuş? Benzer oluyormuş. Yani önünde bunun eksi olması, bunun önünde işte 15 olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Benzer olabilmesi için ne gerekiyormuş? Terimin, değişkenin ve kuvvetinin aynı olması gerekiyormuş. Tamam mı? Bak şimdi arkadaşım. Şimdi şurada bir değişken gördüm, bir değişken daha gördüm. Bu değişkenler aynı güzel. Hem değişken hem de kuvveti. E kuvvetine bakıyorum. Burada kuvvet gözükmüyor ama gizli bir bir var. Burada da gözükmüyor ama gizli bir bir var. 1'leri ortaya çıkarmak zorunda değiliz. Sonuçta ikisi de x x mi? Evet, x x. O zaman bu benzer terimler nelermiş? Nelermiş? 5x ve eksi 3x neymiş arkadaşım? Bak işaretiyle aldım. Birbiriyle benzermiş. Hemen diğer örneğime bakıyorum. Bak şimdi burada bir x kare gördüm. Başka x kare var mı? Bakıyorum. Yok. Niye x kareye baktın? Çünkü hem değişken dedik yani x hem de bunun kuvveti aynı olacak dedik. 2. O zaman sen burada x kare görmüşsen x kareyi burada görmüşsen diğerlerde de x kare görmek zorundasın. Var mı? Yok. O zaman bunun benzer terimi yoktur. Tamam. Peki x'e bakıyorum. X'in benzer terimi var mı? Başka x var mı? Yok. Peki y'ye bakıyorum. Bak hiç kat sayısına bakmıyorum bile. Başka y var mı? Evet var. O zaman ne diyorum? Y'ler birbiriyle benzer. Hadi yazalım benzer terimleri. 4y artı 4y ile eksi y nedir arkadaşım? Birbiriyle benzerdir. Bir diğeri alttakine bakalım. N kare ya da n kare fark etmez. Bu n karenin aynısından var mı yine? Bak n olmayacak. n kare olacak. Tamam mı? n kare var mı? Yok. Çünkü kuvveti 2. Bana 2 kuvvetli bir şey lazım. Var ama o da m kare olmaz. Tamam? O zaman n karenin benzer terim yok. E peki n var mı burada başka? Ben göremiyorum. O zaman n'nin de yok. E m kare başka m kare var mı? Yok. m e başka M var mı? Yok. O zaman bunun benzer terimi yok. Ya olmak zorunda değil zaten. Biz öyle bir şey söylemedik. Benzer terimi yokmuş. Peki diğeri, diğer örnek. Bakın P. Başka P var mı? Evet gördüm. O halde ben diyorum ki 3P ile dikkat et işarete eksi 8P birbiriyle benzer. Şurada bir A gördüm. Başka A var mı? Yok. O halde ne yapıyorum? Benzer terim başka yoktur deyip diğer sayfama geçiyorum. Evet geldik sözel ifadeleri cebirsel ifadeye dönüştürmede. Arkadaşlar bu da çok güzeldir aslında çok sevimlidir. Şimdi bakalım hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bir sayının dört fazlası diyor ya bir sayı hangi sayı kim biliyor o sayıyı biliyor musun sen? 3 mü, 5 mi, Yüz 100 mü, 1000 mi, kaç bilmiyoruz. Bilmiyorsak ne yapacağız arkadaşım? Diyeceğiz ki o bir sayıya bir x gibi, y gibi, z gibi, a gibi, b gibi, c gibi bilinmeyenler vereceğiz. Pekala o halde ben diyorum ki bu bir sayı x olsun. Bu x'in 4 fazlası diyor. E x'in 4 fazlası arkadaşım fazla demek ben artı demek diye biliyorum bence sen de öyle biliyorsun. Artı 4 diyor. Bak okumaya çalışalım bir sayının yani x'in 4 fazlası. Tamam mıdır? Diğerine geçiyorum. Masanın boyunun 10 katı. Arkadaşım masanın boyunu kim biliyor? Kim biliyor? Kimse bilmiyor. O zaman masanın boyuna ne diyeceğim? Bu sefer de y diyelim. Peki ne olacakmış? 10 katı. Kat ne demek? Çarpmak demektir. Değil mi? Çarpmak. O zaman ben y'yi 10 ne yapacağım? 10 kat dediği için çarpıyorum. İşte bu kadar. Kalemin fiyatının yarısı. Arkadaşım kalemin fiyatını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. O zaman ben diyeceğim ki bu Z olsun. E bu Z'nin nesiymiş? Yarısı. Yarı demek ne demekti? Bir portakalın yarısını ver dediğimde bıçağınızı alıp ikiye bölmüyor muydunuz? Evet. O zaman ben Z'yi ne yapacağım? İkiye böleceğim. Al sana kalemin fiyatının yarısı. Kasadaki elmaların 3 katının 4 eksi. Kasadaki elmaların kaç tane olduğunu bilen var mı? Yok. O zaman ne diyeceğim? Buna da A diyelim. Tamam mı? Bu A sayısının, bakın sırayla gidiyoruz. Sakın ha en sona gidip de 4 eksi yapmıyorsun. Sırayla yap, gide gide yapacağız. A sayısının, bu A'nın 3 katının. A'nın 3 katı ne demek? A çarpı 3 demek. Doğru mu? 3 kat. Peki bunu buldum. Şuraya geldim. Şimdi 4 eksik yapacağım. 4 eksik 4 çıkar diyor. Ben de 4 çıkarttım. Tamam. Arkadaşım bunu şöyle de yapabilirim. A çarpı 3 biz genelde 3 çarpı a yani 3 a olarak gösteririz aklında bulunsun tamam mı 3 a eksi 4 şimdi şunu da göstereyim bakın y çarpı 10 değil de 10 y yazarız direkt çünkü 10 çarpı y demektir ve görünüşü daha güzeldir öyle kullanırız bir diğeri bir sayının 6 eksiğinin 2 katı diyor arkadaşım bir sayı kim biliyor ben bilmiyorum o yüzden b diyorum B'nin 6 eksiği. Bak önce buraya kadar çözeceğim. B'nin 6 eksiğini yazdım mı? Yazdım. Peki bunun nesini alacakmışım? 2 katını. O zaman çarpı 2 yazarım. Oldu mu? Sanki olmalı diyenler var. Olmadı tabii ki arkadaşım. Sen şu anda ne yaptın biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. İşlem önceliğini kullanmadın. Burası çok önemli. İşte en çok şaşırdığınız yer burası. Ben şimdi sadece bunu gördüğümde derim ki Hmm, evet. Demek ki ben burada 6 ile 2'yi çarpacağım önce. Önce 6'da 6 ile 2'yi çarpacağım. Sonra B'yi onlardan çıkaracağım diye anlarım. Niye? Çünkü çarpmanın işlem önceliği vardır. Önce çarpma yapılır. Ama soru bana diyor ki önce 6 çıkar diyor. Gördün mü? 6 eksik. Önce 6 çıkar diyor. 6'yı önce çıkarabilmem için işlem önceliğini ona vermem gerekir. İşlem önceliği nasıl oluyordu? Önce üstü sayılar. E üstü sayı kullanamayacağıma göre parantez. Hmm. Demek ki ben şuraya bir parantez kullansam kullansam işlem önceliğini paranteze vermiş olurum. Şimdi bakıyorum işlem önceliği parantezin olduğu için önce çıkarma yaparım. Doğru mu? Evet. Önce 6 eksik yap diyor. Tamam, şimdi oldu o zaman. Biraz önceki yazdığın yanlış daha. Sakın onu bir daha kullanma. Diğeri bir sayının bir sayı. Kim biliyor? Ben bilmiyorum. Bu da C sayısı olsun mu? Bunun 6 da 5'inin bir sayının bir kesrin kesrini aldığımızda ne yapıyorduk onları biz çarpıyorduk bak önceki videolarımı izlemediysen izle kesrin kesri hatta nın nün ın ün gibi ekler falan diyorduk hatırlıyor musunuz bu ekleri gördüğümüzde hop çarpma işlemini yapıyorduk pekala bir sayının diyor yani c'nin c, c sayısını verdik ya bunun 6'da 5'inin nasıl buluyormuşum 6'da 5'ini İkisini çarparak buluyormuşum. C'yi 5 bölü 6 ile çarpacağım. Evet güzel. Pekala sonra ne diyor arkadaşım? Bir fazlası artı 1. Oldu mu? Biraz önce olmadı demiştim. Şimdi bu oldu mu? Sanki olmadı diyenler var. Hayır bu sefer oldu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bak işlem önceliği benim istediğim gibi zaten şu anda çarpmada. Ben ne istiyorum? Bak burada Önce 6'da 5'ini hesapla diyorum. 6'da 5'ini nasıl hesaplıyorum? Çarpmayla. İyi de buradaki işlemde bir çarpma var, bir toplama. Bir çarpma var, bir de toplama var. Öyle değil mi? Peki, bu toplamada mıdır işlem önceliği çarpmada mıdır? Tabii ki çarpmadadır. Zaten istediğim yerdedir. O yüzden parantez falan kullanmama asla gerek yok. Tamam mı arkadaşım? Bu oldu. Geçelim. Bir sayının 10 fazlasının yarısı. Hadi bakalım o sayıya değer verelim. Bir sayı. Bu sefer ne olsun? Bu sefer de m olsun. Tamam mı? Meleğin m'si olsun. Bu sayının 10 fazlası diyor. m'nin 10 fazlasının yarısı. Bak 10 fazlasına kadar hesapladım. Yarım ne demekti? 2'ye bölmek demekti. Sakın ha şöyle yapmıyorsun böyle falan yapı verirsin. Arkadaşım bu yanlış. Böyle değil. Tamam mı? Ne yapacağım? İşlem önceliğini neye vereceğim yine? Bak yarım demek bölmek demek ya. Bölme var bir de toplama var. Ben toplamanın önce olmasını istiyorum. Tamam mı? Önce olmasını istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Hop böyle parantezimle kapatıyorum. Ve bölmeyi sonradan yazıyorum. Tamam mı? Niye çarpma oldu? Bölme. Tamam mıdır arkadaşım? Şöyle de yazabilirsin. M artı 10 bölü 2. Burada işlem önceliği önce pay kısmına geçer. O yüzden pay kısmındaki 10'unu toplarsın. Bir diğeri. Bakalım şimdi. Bir sayının buna da ne diyelim? ne diyelim mi? Bir sayının 9 eksiğinin. N'nin. 9 eksi budur. Bunun 2 bölü 3'ü. Arkadaşım bunun 2 bölü 3'ü. dediğimiz zaman çarpıyorduk. Şimdi bunu gelip 2 bölü 3 ile çarparsan oba yanlış oldu. Çünkü işlem önceliği buraya şu araya gelir. 9 ile 2 bölü 3 arasına gelir. Ben önce 9 ile 2 bölü 3'ü çarpmak istemiyorum ki. Ben önce neden n sayısından 9'u çıkarmak istiyorum. O yüzden işlem önceliğini buraya veriyorum. Önce çıkarma yapıp sonra çarpma işlemini yapabiliyorum böylelikle. Hemen geçiyorum. Bize bir de cebirsel ifade olarak verilmiş e, ifadeler, terimler var. Şimdi bunu sözel ifadeye çevireceğiz. Tamam mı? İstediğiniz şekilde kurgu yapabilirsiniz. 2x-3 eksi Ne diyelim arkadaşlar? Bir kalemin diyelim mi? Kolaylıkla başlayalım. x ne olsun? Kalem olsun. Bir kalemin... Bak şimdi x ile 2 ne olmuş? Hop arada gizli bir çarpma, çarpma var. 2 ile çarpılmış. Çarpma ne demekti matematikte? Kat demekti. O zaman bir kalemin 2 katının bak buldum. Bak burada ne var? 3 eksiği var. 3 eksiği. Oldu mu? Bence oldu. Peki diğeri, diğeri. Şimdi buradaki A sayısına istediğini söyleyebilirsin. Ben diyeceğim ki şimdi bir karpuzun, öyle demek istiyorum. Bir karpuzun. Şimdi bu ne demek? A çarpı 1 bölü 4 demektir. Doğru mu? Bir gözükmüyor ama şurada gizli bir 1 vardır. 1 bölü 1, 1 bir bölü 1 de diye, 1 bölü 4'ü de diyebilirsin. 4'te 1'i diye de okuyabilirsin. Ben 4'te 1'i diye okumak istiyorum. Bir karpuzun 4'te 1'inin bir eksiği. Bak bir eksiği burada. Gördün mü? Dörtte birini. Sen şöyle de diyebilirsin. Bir karpuzun bir bölü dördünün bir eksiği de diyebilirsin. Bir şey fark etmez. Tamam mı arkadaşlar? Pekala diğer örneğe gelelim. Şuradaki M'ye ne diyelim arkadaşlar? Hı? Ne diyelim? Bir arabanın diyelim mi? Ne fark edecek diyebilirsin. Hadi bakalım. Bir arabanın diyelim, araba sevenler vardır mutlaka, hiç fark etmez arkadaşım ne dediğinin, bir arabanın iki fazlasının, iki fazlasının, bak dikkat et burada niye öyle dedim, niye öyle dedim, hemen dön, 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 gel bakalım buraya. Bir araba dediğim M harfi parantezin içinde değil mi? Parantezin içindeki işlemden başlarım o yüzden. İşlem önceliği oradadır çünkü. Parantezin içinde fazla olduğu için toplama işlemi olduğu için öyle yapıyorum. Bir arabanın iki fazlasının nedir? Üç katı. Tamam mı? Çarpmayı sona verdim ha. Dikkat et burada. Pekala. Diğer örneğimiz. Bakalım diğer örneğimiz ne diyor? Ne diyor burada? E diyelim? Bir kitabın diyelim hadi. Bir masanın diyebilirsin. Hiç fark etmez. Bir kitabın bir fazlasının. Bak gördün mü? Önce nereye vereceğim? İşte önceliğini yukarıya vereceğim. Zaten bölmede payla başlıyoruz ya. Bir fazlasının bir fazlasının. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Y artı 1 aslında çarpılmış 1 bölü 8 ile Şurada gizli bir 1 var. 1 çarpanı. O zaman ne diyeceğim? 1 bölü 8 mi oldu? Bir kitabın bir fazlasının 1 bölü 8'i ya da 8'de 1'i. 1 bölü 8'i. Tamam mıdır arkadaşlar? Pekala diğeri. Buna da diyelim ki şöyle Ahmet'in T harfinden bahsediyorum. Ahmet'in parası olsun. Olamaz mı? E olabilir illa bir kitap işte bir kalem bir masa demek zorunda değilim yani. Ahmet'in parasının 12 eksiği olur mu arkadaşım? Olur. Bak ne kadar güzel oldu. Tamam Böyle 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 sorular yazabiliriz. Geçiyorum şimdi. Evet aşağıdaki cebirsel ifadelerin verilen değerleri için sonuçlarını bulunuz diyor. E bulalım arkadaşım. Cebirsel ifadesinin x eşittir 5 için değeri diyor ya. X gördüğün yere 5 yaz diyor. Bak, X 5'e eşittir diyor. X gördüğüm yere hadi 5 yazayım. Arkadaşım bu ne demek? 3 ile oradaki X 5, oradaki X çarpım durumunda değil miydi? Arada gizli bir çarpma yok muydu şurada? Evet, o zaman ben 3 ile 5'i çarparım çünkü X yerine 5 koydum. Onla toplarım. 3 kere 5, 15. Onla topladım, 25. İşte bu kadar basit. Hemen diğeri. 52 bölü x gördüğüm yere ne yazacakmışım? 2 yazdım. Eksi 17. 52'nin yarısı nedir arkadaşım? 26'dır. 17 çıkarırsam ne olur? 9 olur arkadaşım. Hemen geçiyorum. Yandaki ABC üçgeni ikiz kenar üçgendir. Buna göre çevresini veren cebirsel ifadeyi yazınız diyor. Hadi bakalım A şıkkını bulalım hemen. Arkadaşım çevre ne demekti çevre? bütün kenarlarını burayı 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 toplamak demektir demekti. Hadi toplayalım bakalım. X artı X artı nedir bu? 7'dir. Öyle değil mi? Pekala arkadaşım ben bunları nasıl toplayacağım? Nasıl toplayacağım? Şöyle toplayacağım. Şimdi bak x'in önünde ne var? Gizli bir 1 var. x'in önünde ne var? Gizli bir 1 çarpanı var. Hani benzer terimi öğrenmiştik ya arkadaşlar. Benzer terimlerde ne yapıyorum? ne yapıyorum? Kat sayılarını topluyorum. Tamam mı? Kat sayılarını topluyorum. E şimdi bak x'i yazdım. X'i yazdım. Kat sayısında ne var? Bir 1 var. Diğerinde de 1 var. 1 1 daha nedir arkadaşım? 2'dir. Oldu mu sana 2x? E yanında ne vardı? artı 7 vardı. 7'nin yanında x olmadığı için toplayamıyorum. Böyle kalıyor. Tamam mı? Çevresini verilen, veren cebirsel ifade de bu olmuş oluyor arkadaşım. Peki B şıkkına bakalım. X'in x gördüğün yere 6 verirsen çevresi ne olur diyor. Bakalım. 2x artı 7 değil miydi? X gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6 ile 2 çarpım durumunda artı 7. 2 kere 6 12. 7 daha ne oldu arkadaşım? 19 oldu. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi cebirsel ifadeleri modelleyelim biraz. Karenin çevresi demişim. Çevre demek ne demekti? Biraz önce de söyledim. Bütün kenarlarını toplayacağım. Karenin her kenarı birbirine eşitti ya hani. O yüzden diyorum ki burası da A, burası da A, burası da A. E nasıl olacak o zaman? A'yı, A'yı, A'yı ve A'yı toplamam gerekiyor. Nasıl toplayacağım? E benzer terimler birbiriyle toplanır, çıkarılır arkadaşlar. Diyeceğim ki bak bu A'nın önünde gizli bir 1 var. Bunun da gizli bir biri, bunun da bunun da. Sadece kat sayılarını toplayıp değişkenini yanına yazı vereceğim. E 1 2 3 4 tane görüyorum. 4 tane 1 var. Topladım. Yanına da değişkenini yazdığım zaman karenin çevresini aslında bulmuş olacağım. Peki bir diğer cebirsel ifadeye, yandaki cebirsel ifadeye bakalım. Şu arada eksi var arkadaşlar. Şimdi ne var burada? B, B, B. E hepsini toplayacağım arkadaşım. 1, 1, B. 2, B, 3, B oldu mu? 3 dedim. Yanına B'yi iliştirdim. Eksi nesi var? 8'i var. İkisini toplayamam. Çünkü 8'in içerisinde B yok. B olsaydı ikisi de benzer terim olurdu ve toplanıp çıkarılabilirdi. Ama böyle kalıyor. Tamam mı arkadaşım? Gelelim şimdi 2K'ya. 2K'yı nasıl parçalarım arkadaşım ben? E 1K, 1K daha 2K yapmıştır değil mi? O zaman K artı K desem olur mu? Evet. İkisinin de önünde birer 1 var. Değil mi? 1 sayısı toplanmış 2 kalmış. Peki T artı 5 bölü 2'yi nasıl parçalayacağım? Şimdi arkadaşım hep diyoruz ya bak bu ortak payda. Bu ortak payda. Hem T'ye ait hem 5'e ait. O zaman şöyle parçalayabilirim. 2'yi hem buna yazacağım hem buna yazacağım. Hangisine? Hem T'ye yazacağım hem 5'e yazacağım. Çünkü biz kesirlerde toplamayı öğrendik. Paydada 2 var, ortak payda. O zaman hop bu 2'yi tek payda olarak yazabilirim. Üstü de bak birleştirdim. Üst taraf toplanmıyor çünkü benzer terim değil. Gelelim diğerine arkadaşlar. Burada m bölü 3 ile 2 bölü 9'u çarpmanı istiyor. Çarpma yaparken ne yapıyorum biliyor musunuz? Payla payı çarpıyorum. Yani m ile 2'yi çarpıyorum. Ama bunlar çarpılmıyor. Şöyle birleşiyorlar. 2m oluyorlar. Tamam mı? Bak arada gizli bir çarpma var. Bölü e, 3 kere 9 çarpılmaz mı? Çarpılır tabi. Biz biliyoruz ki 27. Peki diğer örneğim. Bak şimdi bu örneğimde de şu yukarıdaki örneğim gibi bu sefer hani bütünü parçalamışız ya şimdi parçalanmışı toparlayacağım. Nasıl yapacağım? Hani biz kesirlerde payda eşitleme yapıyorduk. 3'ün altında gizli bir 1 var dedim. 1 ile 2'yi kaçta birleştiririm? 2 ile. O zaman burayı 2 ile çarpıyorum. Peki n bölü 2 yazdım. Eksi 2 kere 3 6 2 kere 1 2 oldu mu? Oldu. E şimdi ortak payda da yazabilirim. 2'yi yazdım ne 6'dan çıkmaz arkadaşlar benzer terim değil bu da böyle kalır dedik ve cebirsel ifadelerde modellemeyi de şöyle kısaca bir gösterdik. Hemen sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar Sorumuzu okuyalım. Aşağıda uzunluğu k santim olan 3 tahta parçası verilmiştir. Bu tahta parçalarından birincisinin her iki ucundan 5 santim kesilip yarısı alınmış. İkincisinin bir ucundan 7 santim kesilip dört eş parçaya ayrılmış. Üçüncüsüne ise kendi uzunluğu kadar eklenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tahta parçaların bir tanesinin santimetre cinsinden uzunluğuna eşit değildir diyor. Şimdi arkadaşım hepsinin uzunluğu neymiş? K santim. Doğru mu? K uzunlukta hepsi yazdım. Tek tek yapmaya çalışalım. Her iki ucundan birincisinin her iki ucundan 5 santim kesiyorum. Şuradan 5 santim. Şuradan da 5 santim kesersem arkadaşım bu K uzunluktaki tahta parçasının aslında 10 santim eksilmedi mi? Evet 10 santim eksildiği için <laughs> eksi 10 yazıyorum. Yarısı alınmıştır diyor. E, eksi 10 dedim sonra bunun yarısını alıyorum 2'ye bölüyorum. Diğeri bir ucundan 7 cm kesiliyor diyor. Mesela şuradan 7 cm kesilmiş olsun. Ne oldu? K'dan 7 eksilmedi mi? Evet kesiyorsun. Kesiyorsun çünkü atıyorsun. Sonra ne olmuş bu? 4 parçaya ayrılmış. E ben de bunu 4 parçaya ayırmışsam 4'e bölmüşüm demektir. Değil mi? Üçüncüsüne ise kendi uzunluğu kadar eklenmiş. Arkadaşım bunun uzunluğu kaydı, 1 K 1K kadar daha eklenmiş buraya. Ne olur? K artı K'dan 2K olmaz mı? Daha biraz önce bahsettik. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tahta parçaların bir tanesinin santimetre cinsinden uzunluğuna eşit değildir diyor. Bak şimdi. K eksi 7 bölü 4 bulduk mu bulduk. E 2K bulduk mu bulduk. K eksi 10 bölü 2 de bulduk ama C şıkkını bulamadık. Böyle bir değişiklik yapılmamış. Son örneğimiz arkadaşlar güzel bir örnek. Aşağıda kısa kenarı a santim, uzun kenarı ise iki ke, e, uzun kenarı ise kısa kenarının iki katından 10 santim eksiğine eşit olan dikdörtgen şeklindeki bir peçetenin görseli verilmiş. Bakın kısa kenar a santimken uzun kenarı ne kadarmış? Kısanın iki katı yani 2 çarpı a eksi 10'muş. 10 eksi diyor. Arzu yemek masasına peçete koyarken masanın alanını merak etmiştir ve masanın üst yüzeyini Köşeden başlayarak bakın peçetenin kenarları ile masanın kenarları şöyle çakışacak şekilde aşağıdaki gibi dizmeye başlamış ve bu masanın kenar uzunluklarını cebirsel ifade olarak yazmıştır. Arzu bu masanın kenar uzunluğu için yazdığı ifadede yer alan değişkenin değişkenin değerini 20 santim olarak belirlediğine göre masanın çevre uzunluğu kaçtır? Hemen arkadaşlar biz masanın çevresini bulmaya çalışalım. Bak şimdi şurası neydi? 2A eksi 10'du. Burası neydi? 2a 10'du. E burası 2a 10. Hepsi 2a 10 değil mi? Evet, uzun uzun yazayım ki daha iyi anlayın. Peki kısa kenarı. Şurası peçetenin bir kenarı a kadardı. Burası da a kadardı. Burası da a kadardı. O zaman kısa kenarını bulalım. 1a 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 kaç a yapar? 3a yapar, değil mi? Peki uzun kenarı bulalım. Bak, 2a 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 kaç a yapar? 10 A yapar. Öyle değil mi? Tam 5 tane 2 A var. Peki burada ne var? Eksi 10, eksi 10, eksi 10, eksi 10, eksi 10, eksi yazıyorum. Kaç tane 10 var arkadaşım? He? Kaç tane? Duyamadım. Evet. 5 tane 10 var. Şunu tekrardan yazalım. 10 A dedik. Eksi. Ne oldu onlar? Eksi 50 mi oldu? Evet. Peki bunun çevresini hesaplayalım. 10A eksi 50. Bir de burası da ne vardı? 3A vardı değil mi? Her tarafını toplarsam çevresini bulmuş oluyorum. Hadi toplayalım. Bak A'ları topluyorum kendi arasında. 10A, 10A daha 20A. 3A daha 23A. Bir 3A daha ne yaptı? 26A yaptı. Tamam mı arkadaşım? Peki geriye ne yapacağım? Sayıları toplayacağım. Bak burada sayı kalmadı. Sayı kalmadı. Şurada var bir eksi 50. Burada da var bir eksi 50. Eksi yazdım. 50 50 daha ne yapar arkadaşım? 100 yapar. Peki artık bu değişkenin yerine ne koymamı istiyor soru bana? 20 koymamı istiyor. Koyuyorum. 26 ile 2'yi çarparsam 52 yapar arkadaşım. Değil mi? Bir de yanına 0 koydum. Bundan 100 çıkarırsam 100 çıkarmamı istiyor. Ne yapar? 420 santimetre yapar masanın uzunluğu ve A olur. Arkadaşlar çok güzel bir soruydu. Bakın buna benzer sorular hep sınavlarda çıkıyor. Test kitaplarında da karşınıza çıkacak. düşünmeye dayalı. Gerçekten o düşünme gücünüzü biraz zorlayacak sorulardan bir tanesiydi. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum soru çözüm videomuzu izleyin. Ee, anlamadığınız yerleri e, bana yorum olarak da yazabilirsiniz. Şimdiden size kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.